ekonominin lokomotif sektörlerinden gayrimenkulde kadın istihdamını ele alacağız ve kadın erkek dengesi sağlanabiliyor mu, buna bakacağız. Aynı zamanda en fazla hangi alanlarda istihdam edilebilir kadınlar, bunları da konuşacağız. Simpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer bize eşlik ediyor. Seba Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Şafak Hanım. Kadınlar gününüzü öncelikle elbette kutlarım. Ben de sizinkini kutluyorum. Teşekkür ederiz. Dilerseniz öncelikle maskülen bir sektörde kadın olmak nasıl bir duygu? Bunu lütfen bize anlatın. Siz yönetici konumundasınız. Sektörün kadın istihdamı konusunda eksileri ve artılarını daha da yakından görüp tartabiliyorsunuz ki biz de merak ediyoruz. Öncelikle siz lütfen kendi duygularınızdan bahsedin. Ardından da sektörün pozitif ve negatif yönlerini bizimle paylaşın. Evet, ben kadınların fırsat eşitliği verildiği takdirde bu maskülen sektör olarak bilinen gayrimenkul sektörü, konut sektörü, inşaat sektörü, bunu geniş çapta ele aldığımızda yer bulabildiğini görüyorum. Bizzat kendimden başlamak üzere şirketimizde çok sayıda kadın yönetici, fikir sahibi, lider çalışanlarımız var. Bütün mesele fırsat eşitliği, iş insanı bakış açısı. Bu kapsamda sektörümüzde oldukça ilerledi. Geçtiğimiz yıllara, son 10 yıla baktığımız zaman gayrimenkul sektörünün verileri de kadınların lehine, iş insanı vizyonu lehine artmış durumda. Şirketimizde de bu oran şanslı kadın çalışanlarımız bu anlamda işe alımdan itibaren performans yönetimi, maaş artışları hiçbir şekilde cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tamamen verimlilik, katma değer bu kriterleri göze alarak kariyer planlaması yapıyoruz. Bu da zaten bir bakıma Simpaş'ın 46 yıllık geçmişinde bu vizyonunun Simpaş markasını kadın çalışanlarımızdaki bu fırsat eşitliği sayesinde nerelere geldiğiyle ilgili bence en güzel kanıt. Simpaş bu anlamda pek çok faaliyetinde olduğu gibi öncü bir firma ve bunun da meyvelerini, verimliliğini yakalıyor iş hayatına, performansına ve cirolarına yansıtıyor. Bunun en güzel kanıtı Simpaş diye düşünüyorum gayrimenkul sektörü için. Peki Seba Hanım, şimdi sektöre şöyle genel olarak baktığımızda tabii ki sadece inşaat ve yapım gibi geliyor işte gayrimenkul denildiğinde, ama birçok aslında alt başlığı ve alanı var. Proje geliştirme, fizibilite, tasarım, projelendirme, işte mimari tarafı var. Birçok alan var. Bu alanlarda kadınların daha eşit çalışabilmesi için neler yapılabilir? Sektörde bununla ilgili çalışmalar var mı? Az önce siz Simpaş özelinde bahsettiniz. Sektörü genel olarak ele alacak olursak kadın istihdamını peki nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl artırılabilir? Şimdi gayrimenkul sektöründe özellikle örneğin gayrimenkulde kadın liderler platformumuz var. Bu platform sayesinde kadınların gayrimenkul sektörüne kattığı değerleri anlatma çabası içindeyiz. Onun dışında yönetim kurulunda kadınlar, kadın derneği ve platformu var. Bu da yine özellikle sadece ülkemizde değil, uluslararası platformlarda yönetim kurulunda kadın faktörünün şirketlerin büyümelerine, ekonomiye katkılarına ışık tutuyor. Tüm bunlar ortadayken gayrimenkul sektörü ülkemizin de özellikle ekonomik, siyasi alanda kadınların istihdamı arttıkça gayrimenkul sektörü bunu fark ederek iş planlarına yansıttı. Bu yansımayı özellikle bu seneki istatistiklerde görüyoruz. %30'lara varan oranlara çıktık ki zor bir sektör. Sizin az önce bahsettiğiniz tasarım, proje geliştirme, fizibilite, verimlilik çalışmaları içinde kadınlar çok önemli rol oynuyorlar. Özellikle tasarım yönetimi noktasında aslında konut sektörünü ağırlıklı görürsek, yuvayı dişi kuşu yapar
gibi bir bizim zaten toplumumuza kabul görmüş bir anlayış varken kadınların gayrimenkul sektöründe kaçınılmaz olarak artan bir oranda yer sahibi olacağını düşünüyorum ben. Zaten özellikle son 5 yıl içinde de iş insanı kavramı oldukça oturdu. Bunu bir fırsat olarak görmesi lazım şirketler, ekonomiler, hatta ülkeler. Pek çok istatistikte, en son mesela IMF'in bir raporunu okumuştum. %8 ila 12 arasında bir değer farkı oluyor. Kadın yönetim kurulunda kadın bulundurmanın. Bu raporlar kesin araştırmaya dayalı, istatistiklere dayalı. O nedenle iş hayatında farklılık arayışında olan, büyüme arayışında olan, değer katma arayışında olan şirketlerin kadınlara bu fırsat eşitliğini vermesi gerektiğini düşünüyorum. Peki kadınlar bulunduğu ortama değer katıyor dediniz, alıntı yaptığınız bir rapordan. Peki Seba Hanım, bu arada biraz da dilerseniz şimdi istihdam tarafına konut sahipliği oranına da bakalım. Özellikle son dönemde biraz daha olsa, yeterli de olmasa bir artış söz konusu tapu tarafında. Siz de son zamanlarda özellikle geçtiğimiz yıl çok hareketliydi. O hareketli dönemde de konut satışlarını şöyle göz önünüze getirdiğinizde kadınların konut sahipliği oranını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Kadınlar karar verici kesinlikle. Ama sözleşme noktasında bazen karar veren kadın olmakla birlikte tabii ki evin reisi olarak geçen erkek müşterilerimiz sözleşmelerde çoğunlukta olabiliyor. Ama bunu da giderek geçirdik, yani atlattık diye düşünüyorum. Çünkü artık biliyorsunuz kadın çalışan sayısı arttığı için konut kredisi kullanımları noktasında özellikle kadınlarda zorluk yaşıyorduk. Ve bu nedenle sözleşmelerde genellikle evin beyleri sözleşmeye yazılıyordu. Ama kadın çalışan sayısının artmasıyla birlikte yatırımcı kadın profilinin, girişimci kadın profilinin artmasıyla birlikte özellikle son 5 yıl içinde kendi istatistiklerimizde, sektör istatistiklerimizde kadınların konut alımında öne doğru çıktığını gösteriyor. Peki şimdi yavaş yavaş sektöre dair de konu başlıklarını açmak isterim. Özellikle günün anlam ve önemine binaen kadın konusunu ve kadın konu sahipliğini, istihdamını özellikle konuşmak istedik efendim. Görüşleriniz için teşekkür ederiz. Şimdi biraz da dilerseniz gayrimenkul yatırım ortaklıklarına bakalım. Özellikle borsa tarafında da geçtiğimiz yıl önemli bir performans sağlamıştı GYO'lar. İzninizle grafikleri hemen ekrana getirip ardından da sizin düşüncelerinizi, yorumlarınızı rica edeceğiz ki Simpaş tarafında da performansı da yakından takip ettik. Onunla ilgili detayları da sizden rica edeceğiz. Arkadaşlarımdan şimdi GYO endeksinin yıllık, aynı zamanda 3 aylık ve günlük grafiklerini ekrana getirmelerini rica edeceğim. Yıllık baktığımızda gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri geçen yıl %50'nin üzerinde değer kazandı. 2020'de GYO'lar tarafında %59'luk bir artış söz konusu oldu. 2021 yılında ise yılbaşından bu yana %10'luk bir artış söz konusu. Evet, ekrana getirebiliyor muyuz bu arada grafikleri? Gün içi performansı da az sonra arkadaşlarım ekrana getirecekler. 2020'de önemli bir performansı takip ettik. Gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri tarafında geçen yıl az önce belirttiğimiz gibi %50'nin üzerinde bir değer kazancı söz konusuydu. Bu arada Simpaş tarafına baktığımızda da 20 Ocak'ta en yüksek seviyeyi gördü, 5.59'da. Bugün gün ortasında performansa baktığımızda %0.43'lük bir yükseliş söz konusu, 4.65 seviyesinde. Ve Mart ayı başından bu yana da %11.5'lik bir artış var Simpaş tarafında. Mart'tan bu yana bakacak olursak, yani geçtiğimiz hafta Mart'ın
ilk haftasıydı. O günden bu yana baktığımızda da %2,9'luk bir yaklaşık %3'lük bir geri çekilme söz konusu. Hemen Seba Hanım'a dönmek isterim. Özellikle GYO'lar oldukça geçtiğimiz yıl hareketli bir dönemi geride bıraktı. Bu yıla da baktığımızda yine yılbaşı itibariyle o performansın devam ettiğini görüyoruz. Peki Seba Hanım, siz efendim neler eklemek istersiniz bu grafiklere? Gayrimenkul sektörü son 5 yıl içinde gayrimenkul yatırım ortaklıkları özellikle olumsuz etkileniyordu. Ne kadar biz şirket özelinde performansımızı arttırarak ilerlesek de gayrimenkul yatırım ortaklıkları bazında bakıldığı zaman bir takım sebeplerle hisse senetlerine yansıyan bir performans ortaya koyamıyorduk. Koysak da hisse senetlerine yansıtamıyorduk daha doğrusu. Özellikle bu pandemi döneminde gayrimenkul sektörünün konut satışlarının özellikle de Haziran ayından itibaren konut kredilerin düşmesiyle birlikte artan satış hacmi, stokların erimesi ve yeni projelere yönelik artık iştahın başlaması gayrimenkul yatırım ortaklıkları indeksini haklı olarak yükseltti. Yani bu yükseliş haklı bir yükseliş. Hem şirket özelinde hem de GYO endeksi olarak hak edilen bir yükseliş. Konut sektörü bazında ağırlıklı olarak baktığımız zaman zaten çok sağlam bir piyasaya sahibiz. Pandemi gibi bütün dünyayı son derece olumsuz etkileyen bir dönemde dahi eğer konut sektörü ayakta kalmış, hatta rekorlar kırmışsa, bu anlamda gayrimenkul yatırım ortaklıkları zaten doğal olarak en ilgi çekmesi gereken hisse senetleri grubunda yer alıyor. Biz bunu uzun yıllardan beri anlatıyoruz. Konut sektörü zaman zaman işte balon hikayeleriyle, fiyatlar yüksek hikayeleriyle ama sürekli artan aslında bir fiyat endeksi varken bir takım yanlış eleştirilere maruz kalıyordu. Ama biz biliyorduk ki iş gücü arttığı sürece, iş gücü fiyatları arttığı sürece, beton, demir ve döviz arttığı sürece gayrimenkul sektörü fiyatlarını kimi zaman daha ülke ekonomisi adına dengeleri koruyacak şekilde olabildiğince zaman zaman baskılayarak, zaman zaman da mecbur kalarak fiyatlarını artırarak yola devam ediyordu. Çok sağlam bir sektör ve çok bilinçli bir sektör gayrimenkul sektörü. Krizlere oldukça dayanıklı. O nedenle bu krizlere dayanıklı yapısıyla pandemi döneminde de güvenli liman özelliğiyle en çok tercih edilen hisseler arasında yer aldı. Hatta evde kal hisseleri biliyorsunuz vardı ve bunların içinde gayrimenkul yatırım ortaklığı da yerini aldı. Teknoloji hisseleri, perakende özellikle market gibi hisselerin yanına gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerini de dahil edebildik. Bu özellikle yapı ruhsatlarında 2017-18 dönemindeki düşüşten sonra 2019'dan itibaren de biliyorsunuz 2020'den itibaren de bir yükseliş var. Buradan da yola çıkarak gayrimenkul sektörünün önünün ve iştahın ne kadar arttığını görebiliriz. 2020 yılında yapı ruhsatları %50'ye yakın arttı. 2021 yılında da biz kendimizden şöyle bir örnek vereyim. Biz bu yıl inşallah 5 yeni projeyi yetiştirebilirsek 6. projeyi de lansmanını yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Bunlar 2 yıl boyunca çalıştığımız, hazır olduğumuz bir kısmının ruhsatı alınmış, bir kısmında alınacak olan işler. Ön talep çalışmalarımıza başladık, ön satış çalışmalarımıza başladık. Tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman 2020 yılı Simpaş GYO özelinde olağanüstü başarılı bir şekilde geçmişken 2021 yılı olan hedeflerimizde bu hedefleri de oldukça katlayacak şekilde hedefler ortaya koyduk. Bu yolda da ilerliyoruz. GYO'ların Simpaş'ın da dışında çok fazla yatırım iştahı olduğunu da görüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla SPK'da çok sayıda GYO halka arz anlamında başvuru olduğunu da biliyoruz. Evet Seba Hanım, bu arada 5 yeni projeden söz ettiniz. Bu arada
2020 yılı bilançonuza da şöyle göz gezdirdiğimizde dördüncü çeyrekte yıllık %272'lik bir artış söz konusu. Net kar açıklamışsınız. Ve yine aslında yeni gelen bir haber daha var. O da değil mi yakından ilgilendiren 58 adet konut ve 2 adet ticari ünite olmak üzere toplam 60 adet bağımsız bölümünde satışı gerçekleştirildi. Bunlar da yine tabii takip edilen önemli konu başlıklarıydı. Onlarla ilgili de kısaca yorumunuzu rica edeceğim. Tabii. Şimdi aslında 2021 yılı bizim için şöyle çok önemli. 10 yılı aşkın bir süredir portföyümüzde bulunan Marmaris arazimizi uzun bir dönem sonunda, yoğun emekler sonunda muhteşem bir proje haline getirdik ve kendi içimizde çok büyük bir değer oluşturduk. Kızıl bir GEO olarak SPK'da başvurduk ve başvurumuz da kabul edildi ve yılın en büyük halka arzına hazırlanıyoruz. Yani Simpaş GEO kendi içinde çok büyük bir değer, bir proje değeri oluşturarak sanıyorum bu yılın en büyük halka arzı olacak şekilde bu yıla güzel girdik, heyecanla girdik. Bu projelerden bir tanesi zaten Kızılbük termal devremük tesislerimiz. Bu projemizin önden de ön taleplerle testini yaptık. Olağanüstü bir ilgiyle karşılaştık. Şu anda size bahsetmiş olduğumuz, yani sizin az önce okuduğunuz son verilere aslında Kızılbük GEO'da ki satışlarımız da dahil değil. Onunla birlikte çok daha büyük bir değer oluşuyor. Bir taraftan da Simpaş GEO'nun kendi bünyesindeki hem %100 mülkiyetli projelerinin üzerinde çalıştığımız projelerde satışa sunulmaya başlandı. Özellikle Ümraniye Çakmak bölgesinde biliyorsunuz çok büyük bir proje yapıyoruz, Finansşehir projesi. Finansşehir projesinin hemen yanında yeni bir projemiz daha başlıyor. Bunun da ön satışları başladı. Çok iyi gidiyor. Şöyle söyleyebilirim. 2020 yılı aslında dünya çapında, sektörler çapında, şirketler çapında ve hatta en çekirdeğe inersek aileler bazında çok büyük bir değişim yarattı. Bu değişimden işini iyi bilen, dersini iyi çalışan şirketler, insanlar ve toplumlar kesinlikle kazanımla yoluna devam edecek. Bu değişimi biz çok iyi analiz ettik ve bu değişimden en çok etkilenen sektör aslında konut sektörü. Yaşam tarzı değişiklikleri, ihtiyaçlar, beklentiler her şeyle çok çok değişti. Yani bu evde kalma süreleri konut sektörünü, gayrimenkul sektörünü, hatta konut diyorum ama ticari gayrimenkul sektörünü de oldukça derinden etkiledi. İş yapış şekillerini, çalışma şekillerini, ofislerin düzenine kadar son derece etkiledi. Bunları iyi analiz eden gayrimenkulcüler bundan sonraki 10 yıl içinde, önümüzdeki 10 yıl içinde çok güzel işler yapacaklar. Ve gerçekten hani o stok dediğimiz problemleri ben artık bundan sonra sektörün yaşayacağını çok düşünmüyorum. Çünkü her şirket kendi içinde verimlilik anlamında, borçlanma anlamında, ürün anlamında pek çok konuda artı değerler, deneyimler kazandı. Bunu da sektöre yansıtacaktır. Ben bunu aynı zamanda gayrimenkulün ülkemizin lokomotif sektörü olması sebebiyle pek çok alt sektöre de yansıyacağını düşünüyorum. 2021 yılına bu anlamda oldukça olumlu ve ümitli girdik. Bunu da yılın ilk ayından itibaren size de yansıtmış olduğumuz verilerle görüyoruz, test ettik, onayladık ve bu şekilde yolumuza büyük bir heyecanla ve kararlılıkla ilerleyeceğiz. 2020 yılı için şöyle söyleyeyim, Simpaş için hedeflerin %70-80'lerde aşıldığı, yaklaşık bizim 1 milyar 96 milyon TL olarak ciromuz gerçekleşti. Hedefimiz çok daha düşüktü. 2021 yılı için 2 milyar 800 milyon civarında bu satışa çıkacağımız projelerin cirosu var. Bunun içine Kızılbük GEO'nun
hedeflerini, daha doğrusu GEO'nun derken başvurumuz kabul edildiği için söylüyorum. Kızılbük termal tesislerimiz dahil değil. Şimdi bunu da böyle düşündüğünüz zaman oldukça büyük bir değerle Simpaş yoluna devam edecek, sektöre değer katmaya devam edecek. Peki Seba Hanım, çok çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Önemli aslında noktalara değindi. Önemli açıklamalar yaptı Apar'da Seba Hanım. Simpaş'ın bir halka arıza hazırlığından da söz etti. Bu önemli açıklamaları da gayrimenkul raporunda yaptı. Biz şimdi gayrimenkul raporuna